Merhabalar Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Hem sahada neler oluyor savaşın hangi aşamasındayız anlamında hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yüz yüze ABD Başkanı Trump'la da telefonla görüşmeleri Suriye'yi ve Suriye'deki gelişmeleri nereye doğru yönlendiriyor konuğumuz T24 yazarı Akdoğan Özkan Akdoğan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Suriye'yi biz konuşa konuşa sen yaza yaza bitiremedik bir türlü savaşın son aşaması mı acaba dediğimizi hatırlıyorum aylar önce. E son aşaması ya da değil bilmiyorum ama şu anda Suriye dediğimiz zaman hep İdlib diyoruz. Yani kilit nokta İdlib mi diğer bölgelere kıyasla? Yani nedir daha doğrusu Suriye'deki son tablo nedir? Suriye'deki son tablo evet İdlib'i daha fazla konuşmamızı gerektiriyor. Neden? Çünkü İdlib temizlene temizlene Suriye coğrafyasında Cihatçıların hükümet kuvvetleri tarafından artık sığındıkları son liman. Başka gidecek yerleri yok. Dolayısıyla bu anlamda İdlib'de olabilecek ne varsa o Suriye Savaşı'nın kaderini belirleyecek. Halep'in, Haman'ın kırsallarının temizlenmesinden sonra iş geldi dayandı İdlib coğrafyasına ki orası çok uzun dönemdir. Bir taraftan Laskiye'yi tehdit ediyor Laskey'i işte top atışlarıyla vurabiliyorlar. Dolayısıyla hükümet kuvvetleri bir an önce orayı temizlemek istiyor. Bir de tabii ülkenin ticarete ihtiyacı var. Bu anlamda da hem Laskey'i hem de Şam'ı Halep'e bağlayan M4 ve M5 karayolları ülkenin atar damarı gibi ve onu da bir an önce açmak istiyorlar. Dolayısıyla belki İdlib'in tamamının temizlenmesinden ziyade önce bir M4-M5 karayollarının açılması önemli bir safha olacak. Bu yeniden Halep ve Şam arasında, Halep-Laskiye arasındaki ticaretin, karayolların açılması demek. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki safha olarak bu karayollarının açıldığını göreceğiz diye düşünüyorum bu anlamda şu anki şeylere evet. bu gözlükten bakabiliriz. Harika. Bu genel tablo İdlib'in e, öne çıkmasını anlatan ama İdlib'te e, enteresan gelişmeler oluyor son zamanlarda. Senin e, bu konuda sürekli yazılarım var. Son üç yazıda bu konulara ciddi ışık tutan tutan yazılardan biri. E, şimdi onlardan bir tanesinde İdlib'de biraz beklenmeyen şekilde İdlib'in güneyinde. E, dengelerin değişmesinden e, bahsediyorsun e, Han Şeyhu'nun e, el değiştirmesi e, oraya diye hakim olan e, şeylerin güçlerin, Heteşen'in e, bu duruma hazırlıksız yakalanmasından ve bu durumun Türkiye'yi de etkilemesinden e, bahsediyorsun nasıl oldu bu arkadaşlara rica edeyim haritayı da e, görüntülerini getirsinler e, Suriye'de, İdlib'deki son gelişmeler Evet aslında hazırlıksız yakalanma değil muhtemelen bunu HTŞ'nin kendisi de az çok tahmin ediyordu. Çünkü o bölge çok uzun zamandır yani Nisan ayından bu yana bombardımanlarla sürekli şey yapan yani sallanan bir yer ve bir türlü rahat yüzü görebilmiş değiller. Orada bulunan örgütlere baktığımızda bir taraftan heyet Tahrir-i Şam adı verilen ve bölgenin neredeyse yüzde 85 yüzde 90'ını muhafaza eden bir örgüt var. Bir de işte bazı ÖSOS unsurlarının da bulunduğu ahrar Şam, feylek Şam, efendim, Şam lejyonları işte gibi çok sayıda örgüt ve cephe vataniye adı verilen ve ulusal kurtuluş cephesi dediğimiz bir yapı var. Bunların dışında bağımsız gibi gözüken ve HTŞ ile ittifak halinde olan Ceyşül İzze adı verdiğimiz ve İdlib merkezli bir örgüt var. Bu bir zamanında 3500 tane militanı olan bir e, örgüt bu. E, mesela son e, gelişmeler e, cihatçıların artık iyice yorgun düştüğü ama bunun karşısında hükümet kuvvetlerinin e, artık iyice tazelendiği işte rotasyonla bölgeye kaplan kuvvetlerinin birliklerinin gönderilebildiği Özellikle Ruslardan aldıkları gece görüş sistemleri sayesinde gece operasyonlarını çok başarılı yapar hale geldikleri bir dönem oldu. Aynı zamanda da şimdi o bölgedeki cihatçıların geleneksel savaşma biçimi daha ziyade bu ATGM adı verilen güdümlü tank savar füzel kullanımı bir de intihar e, saldırıları yapmaya yarayan e, patlayıcı yüklü araç kullanımına dayanıyordu. Ve bu tür saldırılar durumunda da hükümet kuvvetlerinin ricatı söz konusu oluyordu. Şimdi görüyoruz ki son derece e, hazırlıklılar ve ricat falan söz konusu olmuyor. Buna mukabele yapabiliyorlar Suriye Ordu Birlikleri. Bunun dışında da e, daha önceki dönemlere kıyasla eskiden ee, Suriye uçakları ve Rus uçakları belirli bölgeleri vurduklarında daha böyle bir e, gelişigüzel bir bombardıman görebiliyorduk. Burada belki böyle cerrahi diyeceğimiz tam nokta atışı evet. değil çünkü uçakların da şeyleri kapasiteleri sınırlı ama daha hedefe odaklı e, bombardımanlarla e, pek çok ikmal noktalarının e, yerle bir edildiği ve iyice zayıfladıkları bir işi. Böyle bir durumda. Hemen Han Şeyhu'nun kuzeyindeki e, Talat-el Nil stratejik tepesinin düşmesi bir anda e, durumu dengeyi şey yaptı. Yani Şu i̇şte, haritada e, bizim arkadaşlarımızın e, hazırladığı haritada e, Suriye İdlib'in o yeşil alanın e, en aşağılarında güneyinde o pembe alanı yani Esad e, birliklerinin hakim olduğu alana en yakın noktalarda bulunuyor yanlış bilmiyorsam. Evet hemen Han Şeyhun'un kuzeyinde bu bahsettiğim tepe. Bir de HTŞ'nin şöyle bir şeyi oldu. Bölgedeki diğer örgütlerle ilişkileri tabii çok mükemmel değil. Onları kendi saflarına çağırmakta geciktiler. Yani hmm. neden bahsediyoruz? Ceyşül İzze'den bahsediyoruz. Ama bunlar son zamanlarda öyle bir bombardımanlara maruz kaldılar ki CHP'nin şeyi kalmadı yani en son durumda 500 tane militanı kaldığı işte yüzlerce küsurluk zırhlı araçtan iki tane ellerinde kaldığı söyleniyordu. Hatta Beyrut kaynaklı haberlere bakılırsa bu örgütün yani oradaki belki Suriye devriminin itici güçlerinden biri olduğunu düşündüğümüz bir örgütün bugün... Fesh edilmesi söz konusu, hmm. ee, yani öyle bir örgüt diye bir şey neredeyse kalmamış durumda. Onları yardıma çağırmakta geç kalması HTŞ'nin. Benzer şekilde e, Türkiye'nin desteklediği, Ankara'nın desteklediğini düşündüğümüz, işte e, Ferlekül Şam gibi, Ahraruş gibi belli e, örgütlerin de desteğe gelmesinin e, geciktirilmesi nedeniyle, Orada biraz işler hızlı ilerledi ama tabii bu hızlı ilerleme e, ABD'nin Türkiye ile müşteri karakat müşteri harekat merkezi kurmasına da denk geldiği için biraz onunla ilişkilendirildi ama hani asıl e, sağdaki askeri e, cepheden baktığımızda parametreler bunlardı. Hı hı. Evet. Peki şimdi e, orada tabii pek çok gelişme oldu son dönemlerde Türkiye e, konvoyunun Türk konvoyunun vurulması da. Orada enteresan yorumlara yol açan bir şeydi. Ee, en azından bunun da Türkiye'nin prestijine bir darbe olması ama diğer tarafta vurulan yerdeki o ölen 3 kişi, 12 kişiden bahsedildiği yaralanan ölen 3 kişinin e, terörist e, militanlar olduğu söylendi. Bir de Suriye mi vurdu, Rusya mı vurdu farklı yorumlar e, yapıldı. Ne diyorsun sen bu konuda? Ee, yani orada e, eldeki fotoğraf ve videolardan anladığımıza göre orada e, konvoy tek bir e, e, araç kafilesi halinde ilerlemiyor. E, benim görebildiğim kadarıyla önde hani bölgenin e, eskort eden o konvoya bir e, kuvvet var. Onlarda üç zırhlı araç var. Onlarda Feylekürşan militanlarının araçları. Benim gördüğüm bazı videolarda çok isabetli vuruşlarla o zırhlı araçlar yani Şam'a hedef alınarak yani doğrudan doğruya Türk askerinin e, konvoyun Türk kuvvetlerinin bulunduğu tarafa e, yönelik bir saldırı yapılmamış. Bundan özellikle hani Rusların imtina ettiğini düşünüyorum. Hmm. Zaten e, böyle bir durumda hani Türkler de elbette hazırlıklıdır hani böyle bir konvoya biz eskort etmeyelim <laughs> diye düşünmüşlerdir. Anladım. Peki şimdi son dönemde işte epeyce bir yazıp çizdiliyor konuşuluyor Erdoğan'ın telefonla konuştuktan sonra putin'le bir de böyle olmayacak ben geleyim görüşelim ve ardından gitmesi görüşmesi daha sonra da trump'la bir telefon görüşmesi var bu trafiği bir yorumlayalım önce moskova'dan başlayalım ne getirdi Putin Erdoğan zirvesi ee, sizin geçen gün Aydın Sezer'le de birlikte e, yapmış olduğunuz söyleşide de işaret üzere yani Rusya bu görüşmeyi çok güzel kullandı. Özellikle de o, o fuarın belki e, dünyaca, e, belki zaten dünyaca ünlüydü ama Türk tarafında da tanınmasına e, vesile oldu. E, i̇şin bu bir tarafı ama ben hani bu mevzunun sadece işte e, güzel bir dondurma e, yeme ve eee SO 57'yi görme ziyaretiyle kalmadığını asıl meselenin İdlib olduğunu düşünüyorum. Bu tür görüşmelerden sonra yapılan basın toplantıları bize hemen ne üzerinde neye mutabık olduğu, neye anlaşıldığı konusunda fikir vermez. Bu zamanın seyri içerisinde çıkar ama benim tahminim şu ki az önce göstermiş olduğumuzu, haritalarda gördüğümüz 12 tane İdlib bölgesindeki Türkiye'nin gözlem noktalarıyla ilgili konuşma geçtiğini tahmin ediyorum. O zaten biliyoruz ki o noktalardan bir tanesi en güneyde olan Morek, bugün Suriye askerlerinin kuşatılmışlığı Kuş altında. Şimdi Suriye askerlerinin eğer M5 karayolunu takip edeceklerse Maaretul Numan onun M4 ile kesiştiği noktada Serakip falan gibi bir sürü yer var e, ve buralarda da e, bir takım e, yine TSK'nın gözlem noktaları var. Bunların akıbetinin ne olacağı meselesinin gündeme geldiğini ve hazır planlar üzerinden konuşulduğunu ve ben Türkiye'nin e, Rusya ile bu anlamda e, yeni gözlem noktaları üzerinde anlaşmış olabileceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde e, TSK unsurlarının bölgede yeni gözlem noktaları oluşturduklarını görebiliriz. Yani, Peki şimdi bu da enteresan çünkü e, sen yazında da söylemişsin yeni gözlem noktaları olabilir yer değiştirebilirler demişsin belki bunu açıklamak gerekiyor. Diğer taraftan e, e, Rusya artık Türkiye'ye şartlar değişti bu gözlem noktalarınızı yavaş yavaş toparlayın bakalım mesajı verdiğini söyleyenler de e, oluyor. Hı hı. Evet yani ikisi acaba farklı şey mi? Bunu da yani kademeli evet. düşündüğümüz zaman ikisinin aynı anlama yani birbirlerini destekler bir şekilde kullanılması da mümkün. Tabii burada önemli olan Türk tarafı için zevahiri kurtararak bunu yapabiliyor olmak. Neden? Çünkü sözünüz varsa bu sözü Rusya'ya ya da Suriye yönetimine karşı cihatçıların duyacağı ton ve gürlükte söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani işte orada Türkiye'nin Suriye muhalefeti diye nitelediği kesime yönelik bir gürlükte söylüyorsunuz. Dolayısıyla burada biz bunu yeni gözlem noktaları oluşturuyoruz. Dolayısıyla Şam rejimine karşı savunma hattımızı tahkim ediyoruz diye anlatabilirsiniz. Ama bu aynı zamanda e, belli gözlem noktalarını kaydırmanız ve geriye çekilmek. Evet yani Hı -hı. işte e, futboldan da örnek verirsek yani kuvvetli bir rakip varsa hani ne yaparsınız? E, önce önde basarsınız falan filan ama karşı taraf geliyorsa ve ezici bir üstünlük Hı -hı. varsa ortada Hı -hı. yani artık önde basmanızın anlamı kalmamış ve orta sahaya... Delik deşik olmuşsa e, savunma attığınızı daha geriye e, şey yapar orayı tahkim edersiniz. Yani burada da çok farklı bir durum olmayacaktır. Ama bunun e, belirli bir harekat planı dahilinde gerçekleştirilmesi önemli ki yani bunun bir e, hezimet o, o, olduğu anlaşılmasın. Bunun bir geri çekilme olduğu anlaşılmasın. Tabi burada Türkiye bu işi e, Rusya ile... Amerika ile yürüttüğünden daha iyi yürütüyor. Çünkü hani ikisi de belki doğu toplumu, hani pragmatizm ve Ruslar Türk pragmatizminin de gayet iyi farkında. Dolayısıyla işte bir telefon atlıyorum, geliyorum, konuşuyoruz. Elde harita var, hızlıca anlaşıyoruz ama Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde sorunları çözerken yol alma sureti böyle değil. Ruslar ...ön açıyorlar diye hissediyorum. Her durumda Türkiye'nin... E, ...bu save the face dedikleri... ...Amerikalıların zevahiri kurtararak... ...bir şeyler yapma çabasına destek oluyorlar. E, bu açıdan bakıldığında... E, ...o Rus uzmanlar da... E, ...haklı olabilir ama e, biz... ...işte Türk... E, Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgede yeni gözlem istasyonları inşa ediyor olduğunu da görebiliriz. Tabii ben şu an sahaya baktığımızda zaten hemen Afrin bölgesinin güneyinde yani İdlib'in kuzeyinde zaten 4-5 tane bir gözlem noktamız var. Geriye kalıyor 7. Evet. Şimdi o 7 tanesini yeni 7 ile değiştirme söz konusu olursa hatta belki M4-M5 hattının kuzeyinde kalan yani onları Şam rejimine bırakan bir durumda yukarıda 6 tane kalıyorsa evet yeni 6 tane gözlem noktası çekiyor. İşte Cizre Şugur'dan başlayarak Seragip'in batısına da yeni gözlem noktaları söz konusu olabilir. Yani şu an sağa baktığımızda aslında Rusya desteğindeki Suriye Arap ordusunun temel hedefi, Bölgeyi tümüyle militanlardan temizlemek değil. Ya yani Onlar için öncelikli hedef şeyin açılması. Ve bütün bu aşamada da e, Türklere bir imkan, bir fırsat verildi. Soçi mutabakatı ile onların oradan e, bir çatışmasızlık bölgesi e, 10-15 kilometrede oluşturulması. Ağır silahların o bölgeden temizlenmesi. 2018 sonuna kadar Türkiye taahhüt etti. Ben bu e, M4 ve M5 karayollarının yeniden işler hale getirmesini sağlayacağım diye bunları yapamadı. Ama şimdi işte belki 9 ay, belki 10 ay, belki de 1 yıl gecikmeyle bunun mümkün olabileceğini göreceğiz. E, tabii bütün bu e, geri çekilme söz konusuyken yani bir düşmanı olduğu gibi imha ediyorum diyemezsiniz. Onları belirli bir bölgede ye aktarmanız hani bir yeşil otobüsler mevzusu vardır. Belirli bölgeden cihatçıların başka bölgelere kaydırılmasında kullanılan. Yani burada belki ona gerek yok ama böyle bir sahaya bu şekilde bir yansıyan bir hareketlilik görebiliriz diye düşünüyorum. Bu dediğin konu yani gözlem noktaları azalır mı çoğalır mı yer değiştirilme mi onu da zaman bize gösterecek ama zevahiri kurtarma ve Türk-Rus işbirliğini bölgede bozmama konusunun dışında bir başka boyutu daha var. Ee, bölgedeki terörist güçleri ve onların onlara yakın olanları etkileyebilmek bu anlamda Türkiye'nin sözü ne kadar geçiyor? Türkiye'nin bu e, ÖSO tamam onu anlı, anlıyoruz ama HTŞ ile Türkiye'nin direkt bir bağlantısı ve onu ikna edebilme kabiliyeti var mı? Şimdi esasında e, Türkiye'nin yani çeşitli mercilerin ağızlarından çıkan sözlere iç politikada tüketilmek üzere sarf edilmiş sözlere değil de bağlayıcı metinlere yaptığı anlaşmalara, mutabakatlara falan baktığınızda Ağızlardan çıkan sözlerle bir tutarlılık göremiyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye'nin en büyük endişesi biz ne duyuyoruz? İdlib'de sivil halkın yaşadığı dram, onların kuzeye kaçacak olması ve ayrı bir trajedi yaşanacak. Ve evet, Türkiye'nin burada zaten 3,5 milyon mülteci varken işte daha fazlasını göğüsleyemeyecek durumda olması ve böyle bir drama yol açmaması ve rejimin bombardımanları kesmesi. Biz bunları duyuyoruz ama şimdi bunun yapılması demek oradaki insani boyutun yani o dramın nasıl engellenebileceğine ilişkin olarak düşünmek, belki buna göre kampların kurulmasını, buraya çeşitli ülkelerin belki BM'nin de gözetiminde o dramı belki tamamen ortadan kaldıracak değil ama hafifletecek şeylerin peşinde koşmasını bekliyorsunuz Türkiye'nin ama Türkiye pek böyle yapmıyor. Evet. Ee, yani Zaten işte her Soçi mutabakatı demişsin, yazında öyle demişsin. Evet ve bunu da şöyle yapıyor. Yani şimdi bunu Soçi mutabakatında ben e, buradaki mültecilerin sorunlarını halletmek için şunu yapacağım diye bir şey demedi ki Türkiye. Yani Moskova ile görüşmesinde şu var. Yani şey altına alınmış kayıt altına alınmış olan o belgede e, terörist dediğimiz şu unsurlar var. Bu unsurların uzaklaştırılabilmesi için ben gözlem noktaları oluşturarak. Şam yönetiminin askerleriyle muhalif güçlerin karşı karşıya kalmasını engelleyecek 10-15 kilometre derinliğinde bir bölge oluşturacağım dedi. Bunu yaptı mı? Yapmadı. Eğer ee, bahsettiğimiz gibi mültecilerin, o sivil halkın yaşadığı dramın ee, getirdiği sorunların bertaraf edilmesiyle ilgili bir kaygım varsa... Bunları kayıt altına alırdın. Bunları dert edinirdin. Galiba Türkiye'nin şu aşamada yapması gereken şey de o. Ama Türkiye burada ne yapıyor? Görebildiğimiz kadarıyla Fırat'ın doğusundan işte batısını da kapsayacak şekilde belirli bir alan ortaya çıkarmak ve işte zafer coğrafyaları arayışıyla kaybettiği alanların telafisini iç politikada bu şekilde tüketiyor olmak hı hı. bir tür o şeyi Halep'te ve Doğu Guta'daki grupların yenilgilerini gölgeleyecek bir işte bu bazen Elbap oluyor, Cerablus oluyor, efendim işte Doğu Afrin oluyor. Dolayısıyla Halep ve Doğu Guta'nın zaferlerinin önüne böyle geçiliyor. Yani şimdi bunu Türkiye'nin belki de iyice düşünmesi çünkü artık pek böyle bir şey kalmadı. Evet, evet. Eskisi gibi de bol değil böyle yeşil ışığını alabileceğiniz coğrafya ee, belki Rusların elinde bir terrifat var ama bunu da e, belki Kürtlerle olan e, ilişkilerine dair umutlarını tam e, tüketmeden e, Türk askerinin oraya girmesine izin vermiyorlar. E, bu durumda da Fırat'ın e, doğusu kalıyor bir tek. E. En, enteresan. Şimdi gerçekten e, Suriye uzmanlığı sadece Suriye'de ne olup bittiğini söylemek ya da oradaki bir takım hataları eleştirmek değil. Senin bu son yazılarında Ankara ne yapmalı sorusunda cevabı var ee, veya en azından bazı fikirler var. Bu dediğimiz konu zafer coğrafyaları değil mülteci dalgasını engelleyecek önlemler alma demişsin. HT, HT şeyi geri çekilmeye ikna edebilmeli diye bir şey yapmışsın. O yazıda e, benim dikkatimi çeken şey şuydu. Demin sen Rusya ile Türkiye'nin daha rahat çalıştığından emin vurdun. Evet ee, bir anlaşma süreci var. Çok enteresan aşamalardan geçti. Liderler onların özellikleri var. Putin Erdoğan'a dondurma alıyor. Trump'ın böyle bir şey yaptığını görmedik henüz. E, bununla birlikte diyorsun ki Türkiye'nin asıl gönlünde yatan mı diyorsun partner, asıl istediği partner Rusya değil ABD. Çünkü Suriye'de istikrarsızlığı savunan e, ABD'dir. Rusya ise istikrarı e, savunuyor. Bunu bir açıklar mısın bize? Evet esasında şöyle yani e, insanlara değişik gelebilir. Neden e, Türkiye o zaman Rusya ile böyle ilişkiler kuruyor? Aslında Türkiye'nin Suriye ilişkisinde e, temel mantık olarak baktığınızda bir yanlışlık yok. Yani ikili bir ilişki sürdürme yani bunu bütün ülkeler yapabilir yani tek tarafa bağımlı kalmadan hem Rusya ile hem ABD ile belirli bir denge temelinde e, ilişkileri yürüterek kotarmak ve e, tam bir tarafın e, bağımlısı haline gelmemek. Örneğin Türk Rus e, Türkiye'nin e, desteklediği grupların bir Rus uçağını düşürmesi Türkiye'yi tamamen e, ABD'nin e, politikalarının e, kucağına iter bir pozisyonda. Ama Türkiye oradan çıktı. Fakat şimdi Türkiye'ye baktığında hem Rusya ile hem ABD ilişki ile bir dengeli bir ilişki kurmak ve buradaki çıkarlarını maksimize etme çabası içerisinde burada bir yanlışlık yok ama mevzu bunu ne kadar hassasiyetle ve ne ölçüde dengeye oturtarak yaptı. yani Türkiye bunu niçin yapıyor şimdi ABD'nin biz biliyoruz ki Fırat'ın doğusuna yönelik bazı şeyleri var, beklentileri var. Yani temel şey orası olmuş durumda. Bölgenin Fırat'ın batısındaki destek verdiği unsurlara desteklerini çekmiş, oradaki eğitim donat programlarını sonlandırmış. Orada desteklediği militanlara desteği kesmiş durumda. Ama herhangi bir beklentisi olmadığını söyleyemeyiz. Her zaman için Suriye rejiminin istikrarsızlaştırılmasının sürdürülmesi anlamında Fırat'ın batısı çok önemli onun için ve burada da Türkiye çok iyi bir görev icra ediyor yani o bölgede hem işte bir takım destekler verdiği desteklerle. Hem de Rusya ile yürüttüğü ilişki sayesinde Suriye'nin istikrara kavuşturmasını geciktirici bir rol oynuyor. Bu ABD'ye e, Rusya ile ilişkilerinde e, zaman kazanmasını sağlıyor. Yani ne için zaman kazanmasını sağlıyor? E, yani ABD'nin temel meselesi İran'ın çevrelenmesi ve İran'ın Suriye üzerindeki nüfuzunun kırılması olduğu için Suriye rejiminin Tahran yönetimiyle kurduğu bu istisna ilişkiyi bozması için Rusya'ya baskı yapıyor. Bunu da İsrail ile birlikte yapıyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın da bu anlamda önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Yani özellikle Kuneitra Suriyenin güneyinden e, İsrail'in ve İsrail'in desteklediği kuvvetlerin çekilmesi, e, Rusya'nın ve Suriyenin elinin rahatlatılması neyle mümkün oldu? İran yanlısı milislerin de belirli bölgelerden çekilmesinin sağlanmasıyla. E burada da doğrudan doğruya Rusya devreye giriyordu. E, şimdi mevzu bu yani ABD e, İran'ın nüfuzunu kırmak için. Rusya ile sürdürdüğü ve zamana yaydığı bu şeyde oyunu çok bölgeli ve daha karmaşık hale getirmek için Fırat'ın batısındaki savaşın uzamasına minnettar yani Türkiye'nin buradaki çabalarını çok takdir ettiklerine eminim. Dolayısıyla değil dondurma değil marshmallow çok büyük bir hediyeye de hak ettiğini düşünüyorum ve nitekim Trump'ın bütün bu S-400, F-35 ihtilafı içerisinde hala da Türkiye'ye farklı bakmasında bu belki çok gönüllü görünmeyen ittifak ilişkisinin rol oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ABD Türkiye'ye bu şey. Türkiye'de ABD'ye benzer şekilde bak ben Şam yönetiminin istikrarsızlaştırılmasında oynadığım rolle Rusya'yı bloke etmemle sahip olduğum 12 tane üsle önemli bir şeye sahibim. Bunu birlikte ortak bir fayda doğrultusunda geliştirebiliriz. Sen de benim Fırat'ın evet. doğusundaki güvenlik kaygılarımı tam riayet et. yani tabii ABD de bunu şöyle okuyor. Ee, e, yanlış yanlışta değil. Hani bütün dünyada da savaşlar etnik temizlik amacıyla yapılır. Yani Türkiye ÖSO unsurlarını Fırat'ın e, doğusuna sokarak oradaki nüfus yapısının değiştirilmesine e, yol açmak istiyor. Dolayısıyla bunu engelleyerek onlara o güvenli bölgeyi vereyim yani. ve de stratejik bir avantajla vermeyeyim. Bunu nasıl yapıyor? İşte müşterik ortak e, harekat merkezi kuruyor ama onun derinliğini e, o bölgenin güneyinden geçen M4'e inmeyecek şekilde veriyor iki ÖSO unsurlarını oraya sokamazsın diyor hı hı. Türkiye'de burada biraz zamanı oynuyor yani bu Trump buradan çıkacağım dedi Elinde sonunda çıkacaktır ben önce bir varlığımla geleyim buraya yerleşeyim ondan sonra zamanın seyri içerisinde bu Hareketini Bakın Fransa, Almanya falan hani oradaki Amerika'nın çekileceği bölgeleri asker göndermekten imtina etti. Peki Dolayısıyla Türkiye orada yalnız bir askeriyle kalırsa yarın öbür günde Amerikalılar giderse diye bir beklenti içerisinde ABD'nin asıl partner evet. olarak görünme şeyinin ardında bu yatıyor. Çok enteresan yani Türkiye, Rusya... ABD, bunlar hem sürekli birbirlerine bakıyorlar hem de kendi dışında kalan ikilinin kendi arasındaki ilişkinin gelişmesi, gerilemesi. Süremizi aşıyoruz bir parça belki ama kısa cevap ricasıyla Türkiye'nin, hep konuştuğumuz şey belki ama bugünün şartlarında Türkiye'nin Esad'ı tanıması ihtimali güçlendi mi? Niye soruyorum bunu? Çünkü içeriye dönük Erdoğan konuştuğunda söylemini biliyoruz Esad'la ilgili ama Moskova'da, Komşumuz Suriye dedi. Komşumuz Suriye'nin istikrarından yana izledi. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ben böyle bir ihtimali şu aşamada görmüyorum. ABD'nin kendisine Fırat'ın doğusunda arzu ettiği şeyi tanıma konusunda umudu kalmadığı gün belki Şam rejimiyle anlaşacaktır. Ama Ankara'nın asıl yani buradan evet Ankara'ya sesleniyoruz ama Ankara'nın Washington'a da seslenerek şunu da söylemesi lazım. Ankara Suriye'yi 1948'de kaybetti. Yani 2010'lu yıllarda kaybetmedi. 1948'de İsrail Arap Savaşı sırasında silah ambargosunun da savaşan ülkelere söz konusu olduğu ve ateşkesin yürürlükte olduğu dönemde 4 tane B-17 stratejik bombardıman uçağını Amerikalılar İsrail'e verdiler ve o bombardıman uçaklarıyla Amerikalılar şeyi vurdular. Pardon İsrailliler hatta Amerikan askeri ateşeliğini bile Şam'daki vurdular. Bazı diplomatlar da yaralandı. Yani o dönem Suriye'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Şükrü Kuvvetli öfkeye bindi. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Silah ambargosu söz konusuydu diye. O zaman çünkü Suriye ordusunun envanterindeki silahlar Fransızların falan. Evet. Ve Amerikalılar İsrail'e bu bombardıman uçaklarını verdikten sonra Amerikalıların cevabı şu oldu: İşte onu biz vermedik hükümet olarak. Bazı Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları bir araya gelip satın almışlar. Biz özel ve tüzel kişiliklerin bu tür satın alma hürriyetlerine karışamayız dediler ve bu şey gerçekleşti. Peki. Kendisini yalnız isteden Suriye'de 1950'lerin başından itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirerek silah şeyini tüketim sepetini tamamen Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin üretici olduğu silahlara kaydırdı. Bu kayıp aynı şekilde bugün Irak'ta da söz konusu olabilir. Çünkü İsrail orada da ABD'nin sabrını tüketircesine bakın şeyin derinliği İsrail'de Enine derinliği işte kaç kilometredir yani işte 100 kilometre var mı yok muhtemelen ama 1000 kilometre ötede Bağdat'ın kuzeyindeki Bedel üstünü vuruyor bugün Suriye şey İsrail uçakları orada işte İran yanlısı milislerin konumlandığı düşüncesiyle ve Amerikalılar da artık bizim Irak'tan da atılmamıza. E, sebep olacak diye bir Beyaz Saray e, üst evet. düzey temsilcisinin New York Times'a böyle bir demeci vardı. Ve İsrail'i e, bu şekilde e, özetle söylemek istediğim e, Ankara'nın e, ABD'ye de bölgenin tarihini hatırlatma anlamında e, söyleyeceği e, çok şey var diye düşünüyorum. Eğer e, bütün bunlar arzu ettiğimiz e, şeyde e, cereyan ederse, biz belki bir tane daha Suriye programı yapmayız ama daha yapacağız gibi duruyor. Yapacağız gibi duruyor mutlaka. Çok teşekkürler Aktan. Ee, Suriye'de neler oluyor? Elimizden geldiğince geniş ele almaya çalıştık hem bölgedeki ülkedeki gelişmeleri, savaşın seyrini hem de Türkiye, ABD, Rusya üçgeni içindeki temasları ve taktikleri, stratejileri ele almaya çalıştık. Akdoğan Özkan'la T24 yazarıyla. Yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.